Başlangıca göre gayet iyi. Ne dersin? Eh mi? 3+1'e okeyim diyordun. Oğlum dış cephesi ne kadar zevksiz, görmedin mi? Nermin nişanlıyı mutlu etmek zor tabii. Aman iyi, tamam, çok güzel ev. Harika ev, bayıldım. Bana güven demiştim sana, değil mi? Gören de evi bana aldın sanacak. Hadi gel biraz da içeri bakalım. Ben odamı buldum anneciğim. Canım benim, ölümüne kapışırız. Allah Allah. Hoş geldiniz. Ay, geldi yabani. Sen karşıla oğlum hadi. Nasıl, beğendiniz mi evi? Beğenmek ne kelime. Bayıldım. Yalnız şey soracağım, eşyalar kalacak mı? Yani lazımsa eğer kalabilir tabii. Kalsın kalsın ya, benimkiler şimdi kuş kadar kalır bu evde. Ha bir de şey Ezo'cum ya, hızlıca böyle bir temizlik yaptırmak lazım ama onu nasıl organize edelim, ne yapalım? Siz hemen bugün mü taşınıyorsunuz? Ha evet. Ev boş, niye bekleyelim ki boşuna? Zaten nakliye çıktı bile çoktan, yolda. Yok yani ev duruyor ya burada. Bir yere kaçmıyor sonuçta. Yani acelesi mi vardı? Annem duramıyor yalnız. Tez yandı da. O zaman bir an önce bitirelim şu işi. Ben her yeri doldurdum. Şuraya bir imza alayım. Ne ya? Kira kontratı. Ne? Ne? Ben gereken kısımları doldurdum. Meblağ kısmını boş bıraktım. İstediğin gibi yazabilirsin. İmzala. Ondan sonra da sarılıp bunu kutlayalım. Ya yok, olmaz öyle şey. Hadi ya. Ben en çok kısma yükselmiştim, sarılma kısmına. Sarılmayı öne alsaydım keşke. Neyse, anneciğim, bu eve taşınamayacağız. Teşekkürler Ezo. Ya dur, ne yapıyorsun ya? Gerçekten ne yapıyorsun oğlum? Ezo, olanlardan sonra karşılıksız hiçbir şeyi kabul etmeyeceğimi anlamış olman lazım. Birbirimizi o kadar tanıdık artık, değil mi? Ya iyi de yani kira verecekseniz neye yaradı benim bu yaptığım? Bana yaradı. Yarayacaktı. Daha rahat görüşecektik. Şimdi seni görmek için kasabaya git gel yapacağım. Biraz yorulacağız ama olsun. Alo. Biz taşınmaktan vazgeçtik, eşyaları geri gönderin. Oğlum saçmalamasana. Ya sık boğaz etmesene kızı, daha acelesi yok. Ya ver şunu. Kızım sen de al şunu, imzala bir şeyler yaz. Sembolik de olsa yaz bir şeyler, hadi yavrum. Hayır, size geri döndürün aracı diyorum. İstemiyoruz eşyaları şunu. Oğlum. Çağır eşyalarımı geri getirsinler, çabuk. Arkadaşım anlamıyor musun? Geri döndürün diyorum ya. Aa yeter ama. Çocuklar canımı sıkmayın benim. Ben sevdim bu evi, bitti. Hadi sen de yaz bir şeyler şuna. Ah. Tamam, getirin. Vazgeçtik. Ne ya şöyle? Artık gerçekten o an geldi sanki. Boş senet verir gibi verdin kızın eline kontratı.
Kim bilir ne kadar yazacak şimdi. Ya oğlum ne güzel demiş geçin oturun diye. Ne kurcalıyorsun anlamadım ki. Anne, kız saf. O değil. Bir evi temizletmediğin kaldı kıza. Aman o da hizmetçi kız gibi gezmesin ortalıkta. Öyle çağrışım yapıyor insana. Bir kahve yapsana kız dememek için zor tutuyorum kendimi. Kim o, Aslı mı? Oğlum sana ulaşamayınca ikide bir beni arayıp duruyor. Delirdi iyice. Arada bir şey uydur bari kısa. Akşam uğrarım yanına. Alırım gönlünü. Acelesi yok. Harun. Anne kaçtı mı? Aa. Nereye oğlum? İşe. Ama eşyalar gelmedi daha. Adamlar taşıyacak anne eşyaları. Ben mi taşıyacağım? Ona da üşenme lütfen. Ama her şeyi ben sevmiyorum böyle şeyleri. Her şeyi ben de ben... Aman üf. Ona sen koştur, buna sen koştur. Hangisiyle uğraşacağım? Haruncuğum, oğulcuğum diyorum ki şu evi böyle kendi zevkimize göre bir baştan ayağa döşesek mi tekrar ha? Yani böyle taksitle... Oy ben sana kurban olurum oğlum. İyi ki doğurmuşum seni be. Hoş geldiniz Cavidan Hanım. Allah muhabbetinizi bozmasın. Evlat tabii. Oğlun sana düşkün. Belli. Resul ne laf dinlerdi ne de söz. Annesiyle, evladıyla ilgileneceğine... metresleriyle vur patlasın, çal oynasın. Beş para etmez kadınlarla tüketti ömrünü. Toprağına ses gitmesin. Amin. Oğlum hadi sen geç kalma şimdiden işine. Çabuk çabuk git. Ne diyor bu kadın metres falan? Ya ne bileyim oğlum. Bu kadın bunak. Acısı başına vurmuş konuşuyor işte öyle. Boş versen idare ederim ben. Merak etme sen oğlum. Hadi geç kalma. İyi günler. Ezo. Ezo, nereye atla hadi. Ya gideyim ben böyle yürüyorum. Ezo, ağladın mı sen? Ya gitsene sen işine. İşin gücün yok mu senin ya? Daha ilk günden geç mi kalıyorsun şirkete? Tamam ben arabadayım, sen yoldasın işte. Yalnızsın yani, yürü sen. Ya kime diyorum ben, duymuyor musun beni sen? Yalnız kalmak istiyorum diyor. Ezo. Bak. Sen ne kadar inatçıysın. Ben de o kadar inatçıyım. Ya bu arabaya binersin... ya da yan yana yol sonuna kadar birlikte. Seni bu halde bırakamam. Konuşmak istemiyor musun? Tamam, konuşmayalım. Sana söz, tek bir soru bile sormayacağım. Yalnız kalacaksan... yanımda yalnız kal prenses.
Anlaşıldı. Cinali sıkmış canını. Ne oldu? Yine benim yüzümden mi? Aynı soru sormayacaktı. Tamam, özür dilerim. Nereydin? Ne bileyim ya. Artık yol nereye götürürse git işte. O zaman yol nereye? Biz oraya. Gelemem, tamam mı? Hangi işi ya? Hangi iş pardon? Çünkü ben şirkete gittim, öyle biri çalışmıyor dediler burada. İşe yeni başladığım için olabilir mi acaba ha? Ne dersin? Saçmalıyorsun şu an. Boşuna durumu büyütmeye gerek yok ya, lütfen. İşim ne zaman biterse o zaman geleceğim ya. Lütfen. Bu şirket senin oyuncağın değil, tamam mı? Sen de çocuk değilsin. Büyü artık. Öyle ipini koparmış enik gibi nereye koşacağını şaşırdın ya. Vallahi özgürlük yaramadı sana. İyi git. İhtiyacın kalmadı zaten bana artık, değil mi? Sen var ya nankörün tekisin. Git ne halin varsa gör. Daha da bana gelme. Daha da bana gelme. İşim bitince geleceğim. Hepsi bu. Bitti. Ezo? Alo? Ezo mu? Ne oldu? Ne dedi? Ezo! Ezo! Ne kahretsin? Kahretsin! Bu senin son çıkış bilesin oğlum. Hadi ağır. Hadi. Hadi. Yaparsın. Ezo! Hadi. Ezo! 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 Ne arıyorsun sen burada? Ya sakin ol, boğulacağız şimdi. Dur bir sakin ol, çık. Ha? Ya sen niye atladın aşağı, deli misin? Ya beni sıkıntı bastı, atladım Allah Allah. Ben kendime güveniyorum ki atlıyorum. Sen neyine güveniyorsun, atlıyorsun? Boğulacağım, kalacağım şimdi başıma. Anlaşıldı, sen gerçekten delisin. Ya şu kitline şu haline bak. Sen çok akıllısın sen. Bilmem, belki ben de deliyimdir. Ben çıkacağım şimdi.
Delirttiniz beni prenses. Nasıl çıkacağız şimdi biz buradan? Şu kıyıya yüzelim bari. Yanından ayrılma, boğulacağız şimdi. Başıma kalacaksın ha. Peki. Hadi. Yüz. Hadi bakalım. Kimse yok mu? Bence çok saçma. Ne? Yani kimse yok mu demen. Kimse yoksa yok diyemeyeceğine göre kimse var mı olacak doğrusu. Bak şimdi. Kimse var mı? Bak demek ki yok. Ya kimse yoksa da var diyemeyecek sonuçta. O da doğru. Kimse yok mu? Kimse var mı? Yok. Ne yapıyorsun ya? Ne yapacaksın? Yüze yüze sahile mi gideceksin? Gel hadi. Hadi gel. Üşüdün mü sen? Nereye? Sana kıyafet bakacağım. Kimse yok zaten. Elbiseni ters giymişsin. Ne var yani? Ama bakarsan sen hiçbir şey giymemişsin. Ben böyle rahatım. Ben rahat değilim ama git üstüne bir şey giy. Giyemem prenses, kusura bakma. Ezo. Telefonum kapalı hala. Bak ne buldum. İçer misin? Yaşın yetmez. Yavaş, yavaş Ezo. Beni bu yaşıma sığdırdıklarıma da senin aklın yetmez. Böyle bilmeden etmeden bak danganasın. Anlat Ezo. Anlat da bilelim o zaman. Cireli ne yaptı? Neden sıktı canını? Arkadaşıma lakap takma dedim sana. Arkadaş dediğin insanı üzer mi? Ben 6 yaşındaydım annem öldüğünde. Babam desen zaten yoktu gibi bir şey. Zalimin teki. Babaannem desen arada bir çıkarır gösterirdi kendini ama lazım olduğunda o da olmaz. Hiç kimsesiz büyüdüğüm gibi bir şey. Ama biliyor musun? Hiç bugün bu kadar kimsesiz hissetmedim belki. Bugün anladım ki ben ne gerçekten yapayalnızmışım. Ben Ali'ye bile anlatamamışım kendimi ya. Ali bile anlamamış beni.
Meğer ben tek başımaymışım da herkes karşımdaymış. Meğer ben gerçekten yapayalnızmışım. Yalnız değilsin o zaman. Artık ben varım. Bana güvenebilirsin. Ben hayatımda ilk kez dinliyorum. Cahil. Niye şarkıyı bilmeyince cahil mi oluyor insan? Cahil oluyorsun tabii. Zeyyen Senar bu. Annemin en sevdiği sanatçıydı. Tamam. O zaman dinleyeceğim, ezberleyeceğim de. Sana söz söyleyeceğim sana da. Geldik. Annemle güya dünyayı gezecektik. Haritadan kendimize yer seçerdik. Anca çiftlikten buraya gelebildim. 5 kilometre. Tilkinin dönüp dolaşıp geldiği yer. İnmek zorunda değilsin. İstersen basayım gaza, kaçalım birlikte. Ben kimseden kaçmam. Babam gibi korkak değilim. Tamam, tamam. İyi misin? İyiyim. Yok, Cemal abi bulamamış hiçbir yerde. Ben jandarmaya haber veriyorum Cavidan anne. Cavidan Hanım. Ezo geldi. Harun Bey'le. Sen niye yaptırmıyorsun bu arabayı? Hatırası çok güzel çünkü. Nesi güzel? Bu anın mı hatırası güzel? Hayır. Sen çok güzelsin. Cavidan. Neredesin sen? Ne işin var bu herifle? Ne oldu babaanne? Ben değil miydim bu ailenin başı? Niye bana hesap soruyorsun? Sen içki mi içtin? İçki içtim. Canım istedi içtim. Bir mahsuru mu var?
Hadsiz. Cavidan anne. Ben de ayak kotamı doldurdum babaanne. Senin oğlun fazlasıyla kullandı hakkını. Bir daha sakın bana el kaldırma. Sen de doğru söylüyorsun. Benim sana ihtiyacım kalmamış. Kendi kendimi korumam gerektiğini bana acı acı öğrettiniz. Bir daha seni görmek istemiyorum. Ha, bu arada... Buyurun. Kira kontratı. Harun altına imzasını attı. Artık siz iki kafadar kafa kafaya verirsiniz. Sizi mutlu edecek bir meblağ yazarsınız. İçirdiğin içkiyi senin burnundan getiririm ben. Anladın mı? Duydun mu beni? Ezo sahipsiz değil Harun Efendi. Onu senin gibi kurtlara yedirtmem ben. Niye ki? Çoban mısın sen? Sen kimsin ki kızı koruyorsun? Ezo'nun arkadaşıyım lan ben. Korkak herif. Ne diyorsun lan? Ezo ona aşık olduğunu biliyor mu? Söyleyemedim bile. O kadar korkak bir herifsin ki... senelerdir kızın karşısına geçip tek bir laf bile edememişsin. Kes lan sesini. Ezo seni kardeşi gibi görüyor sanki. Bana öyle geldi. Lan sus. Sen bana rakip bile olamazsın Ali. Sus dedim sana, sus! Anlamıyorsun değil mi? Gerçekten anlamıyorsun. Bu savaşı yumrukla kazanamazsın. Tek bir yumruk atmadan yendim seni. O yüzden boşuna yorma kendini. Geç kumda oynasa. Sen ya? Ha? Niye açmıyorsun benim telefonlarımı? Niye kaçıyorsun ya ben? Ben deyim, sağ ol. Yüzüne ne oldu senin? İyi misin? Ha? Bir şeyin var mı? Kaza yaptım. Tamam, bir şeyin var mı? Hastaneye götürmemi ister misin seni? Harun. Şimdi daha iyi.
Harun, hayır. Aşkım. İşler yolunda, merak etme. Ortak gibi bir şey olmak üzereyim şirkete. O yüzden buraya geldim. Kesmediğin kalmıştı. Eşkıyalığa da başladın demek ki. Güzel. Buyurun Ali Bey, nasıl yardımcı olabilirim? Yok. Sen gerçekten konuşmayı bilmiyorsun. Şimdi ben seninle tane tane konuşacağım. Yoksa tacın düşer. Thank you.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.